model başarılı olmuş, tutmuş gibi göstermek için iktidar doları baskılayabilir. Dostların yardımlarıyla, onlardan gelen borç emanet paralarla, rezervlerle doları baskılayabilir. Ama nereye kadar? Seçime kadar dayanırsa bile seçimden sonra baraj kapıları açılmayacak mı? Ya da setler yıkılmayacak mı bir noktada? İkincisi, fiyatları baskılayarak günü kurtarmayı deniyor iktidar seçime kadar. Ne yapıyor mesela? Et fiyatlarını baskılıyor. Bu arada besiciyi iflas ettirdiği için, batırdığı için sütçü de batıyor. Sütlük hayvanlar kesime gidiyor. Peynir eti geçiyor. Peynirin fiyatı eti geçiyor. Halk güya ucuz et yiyecekti. Ucuz et yiyemediği gibi artık peyniri de ucuza yiyemez oluyor. Peyniri de alamaz. İşte de ulaşamaz hale geliyor. Diyor ya, bir hafta et yemezsen ne olur? Bir hafta artık peynir de yiyemiyor. Yani yumurta da yemez. Fiyatı baskılarken, şimdi marketlere genelge yayınlandı değil mi? Marketlere. Fiyatlarını bana bildir genelgesi. Fiyatlarını bildir, ben de kamuoyuna bildireceğim. Onlar da karşılaştıracaklar. Senin mağazana geldiğinde etiketlere bakacak ve bildirdiğin, benim duyurduğum fiyatlara bakacak, karşılaştıracak. Eğer tutmuyorsa o zaman başın durum, dert, durum vahim. Okka altına gidersin, başın dertte demektir. Evet. Kimle dertte, benle. Niye? Halkı aldatmak, fırsatçılık, vurgunculuk yapmak, iktidarı kötü göstermek, ekonomiyi kötü göstermek ve iktidarı devirmeye çalışmak. Suç tabasından okka altına gidersin. Yavuz, fiyatı baskılamak ne sonuç doğurdu? İşleri iyiye mi götürdü, daha mı kötü gösterdi? Belki iktidarın günü kurtarmasını sağladı ama işleri daha kötüye götürdü. Hayvancıyı iflas ettirdi. Bırak ve etin bu, ucuzlamasını, peynir bile etten pahalıya gelmeye bu, başladı. Bu artık mesela evlerde ilkokula giden çocukların bile bildiği bir gerçekti, biliyor musun? Özellikle süte yapılan bu baskı, süt fiyatlarını aşağıda tutup enflasyonun bütün sorumluluğunu veya yükünü çiftçiye yükleyip bu meseleyi çözebileceğini zanneden kafanın önümüzdeki dönemde sütün, yoğurdun ve peynirin fiyatlarını patlatacağı konusunda herkesin fikri var. Bir tek Tarım Bakanı'nın yoktu yani. Böyle bir durum. Herkesin, Türkiye'de 80 milyonun fikri vardı. Ya sen pahalılığa yol açan sebepleri bırakmışsın, onları düzelteceğine, sonuçları düzeltmeye, sonuçlarla mücadele etmeye, fiyatları baskılamaya çalışıyorsun. Ve bütün şeyi de ona, sorumluluğu da ona yüklüyorsun. Çiftçi enflasyonunun yükselmesine engel desin. Sebebi düzeltmeden sonuç düzelir mi? Ama daha hep beter sebeple yaparsın. Uğraşmıyor muyuz? Kur. Fiyatta durum bu. Fiyatları baskıladığında verdiği sonuç ortada. Daha kötü yaptın işleri. Peki kuru baskıladığında ne olacak? Şu anki kur doğal kur değilmiş. Tim Başkanı'ndan duyuyoruz bunu. Meğer suni yapay olarak burada tutuluyormuş kur. Suni yapay kur ne demek? Bir gün bırakılacak demek. Doğallaşacak demek. Hep öyle olmuş. Seçime kadar burada baskıladın. Seçimden sonra bizi ne bekliyor? Farkında mıyız ya? Tuttuk kendimizi. Dedik ki doların da canı cehenneme. Et yemiyoruz 6 ay. Ya yumurta da uzak olsun. Görmesin gözümüz. Dolar da zaten bizim paramız değil. Ona da gözümüz görmesin. Peynir de geçmesin boğazımızdan. Girmesin soframıza. Kaldırdık onu da. Tamam. Yavuz, muz da yemeyeceksin ama sabahları. Seni sabahları bensiz muz yerken gören evet, olmuş. Orada. Muz yemeyeceksin. Kaçak bir şekilde bak. Öyle gizli gizli köşe bucakta falan yakalanırsan. Doğru. Maduro diyetine doğru gideceğiz. Yapmadık diyelim. Aynen. Bravo Maduro. Bir meşhur Maduro diyeti vardı. Venezuelalıları 15-17 kilo bizimkiler ortalama zayıflatmış. Tabii. Ona benzer bir şey olacak. İzleyenler gayet iyi biliyor yani. Maduro rejimi, Maduro diyeti diyorlardı ona. Kendisi de canlı yayınlarda kameralar kendini göstermiyor zannettiği sıralarda alttan çekmecesinden çiğ börek gibi onların geleneksel bir böreği vardı. Onu çıkarıp götürüyordu. Kilosunda hiçbir şey yoktu ya, maşallah vardı yani. Yok maşallah var. Burada da Nusret'te kendine mükellef ziyafet çekiyor biliyorsun. Tabii. Yağlı ziyafet çekiyor. Bunların hepsini yapmadık diyelim. Kaçak göçek muz da yemedik vallahi. Bak söz. Onu da bıraktık. Söz ya. Ne olacak 6 ay? Ölmeyiz. Gebermezsiniz diyor ama biz nazikçe söyleyelim, ölmeyiz. Ya arkadaş 6 ay sonra bizi ne bekliyor? Sorunları halının altına süpürüyorsun. Çözmüyorsun ki. Birikiyor da dağ gibi sorunlarla yüzleşmek zorunda kalmayacak mıyız biz? Bugün baskıladığın yapay kurun gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kalmayacak mıyız? Bugün o arttığı zaman diğerleri ne olacak? Etin, sütün, peynirin. Bugün baskıladığın polisiye tedbirlerle, korku
ve baskıyla, devlet zoruyla baskıladığın market fiyatlarının, bu yapay tuttuğun, suni seviyelerde tuttuğun, zararına satsınlar hatta dediğin market fiyatlarının gerçeğiyle, aslıyla biz eninde sonunda yüzleşmeyecek miyiz? Örneği yok mu? Çok yakın yaşamadık mı? 2019 seçimlerinden önce tanzim satışlar kurulmadı mı? Evet. Soğan ve patates darbecileri yok muydu? Onları o süreçte soğan patates kaça satılıyordu? 3. Yükseldi diye büyük bir infial yaratmıştı doğal olarak. Çünkü temel besini mutfağın, Türk mutfağının temel besini patates ve soğan. Onlar bir 6-7 liraları buldu diye büyük bir olay yaratıldı. 3 liraya tanzim satışlarda satıldı. Bugün kaç para? 15. 15 lira alıyorsun yani gittiğin zaman. Pazardan alıyorsun. Markete git benzerini alıyorsun. Pazara git aynısını alıyorsun. Her ne kadar marketçiler fiyatları yükseltiyorsa da pazarcılarla da işbirliği yapıyorlar anladığımız kadarıyla. Onlarda da yüksek. Bugün bizim gazetede kararda İsmet Berkan yazmış. Güzel bir örnek vermiş. Diyor ki 1980 öncesi kumandalı ekonominin kumandanları bile fiyatlara müdahale etmeyi akıllarına getirmemişlerdi. Yani orada aynı mal, aynı ürün orada başka burada başka fiyata satılabiliyordu ve öyle market basmak falan aklına gelmemişti. Ticaret Bakanı da söyledi biliyorsun yani bunu doğru bir şey değil diye doğru. Açıklaması vardı. Bunun çünkü sonu ne? Bu nereye gider? Buradan başlarsan nereye gider bu? Bugün hali hazırda aynı mal, aynı ürün ama birebir aynı. Filan markette daha lüks segmente hitap eden alım gücü yüksek kesime hitap eden filan markette başka bir fiyata falan markette başka orta kesim en ucuz market zincirlerinde de başka bir fiyata satılıyor. Mal ürün aynı. Niye? Maliyetleri farklı. O çünkü semti, kirası, istihdam ettiği kişi sayısı, onlara ödediği ücret skalası farklı, öbürününki farklı. Ve bunu net bir biçimde Ticaret Bakanı da söylüyor. Maliyetleri farklı. Mal aynı. Şunu diyebilir misin? Aa sen mesela yarın öbür gün o zaman o daha lüks marketlerin basılması gerekecek. Bu fiyatları bakanlık yayınlarsa bakacak diyecek ki aa filan markette en ucuz 3 harfli de 10 lira 10 kuruşa satılan şey öbüründe 14 lira 10 kuruş bebekinde 17 lira 50 kuruşa satılıyor. Darbeci bunlar. Evet ama onun kirası, işçi, çalıştırdığı kişi sayısı, ödediği ücret kapatsın sayısı bir canım, mi kardeşim? Bana ne maliyeti bir mi? Bana ne? Şimdi bana ne? Beni ilgilendir. Benim için önemli olan ucuza satması. İş ona geliyor ve iş en son şuna gelecek diyor İsmet. Ya bu iş komünist Sovyetlere kadar gider yani. Tam komünist kafa bu. Kar marjına da müdahale etmeye başlar devlet. Esnafa. Zaten bu tartışılmıyor mu? Markete. Tartışılmıyor. Ha söyle bakayım sen bunu üreticiden şunu aldın. Aracıya şunu verdin. Nakdiye şu kadar tuttu. Sen bundan satıyorsun. Nasıl bu kadar kar edersin ya? Ya sana ne isteyen alır isteyen almaz. Ben aynı malı 10 lira pahalıya satıyorum. O da 10 lira ucuza. Benimkini pahalı bulan gider oradan alır. Serbest piyasa dedikleri bu. Fahiş fiyat tespitini nasıl yapacaksın Akif mesela? Son dönemde i̇şte hep yapıyorsun. Konuşuluyor ya. Fahiş fiyat. Böyle fahiş yapıyorsun. Fiyat ne? Kime göre fahiş? Tarım Kredi Marketleri açıklama yaptı biliyorsun. Evet dedi bugün ki, yaptı ve son derece bence karaya oturan bir açıklamaydı niye? Yani. Niye? Hayır şey biliyorum biz gittik birbiri incelediğimiz için aynı marka ürünleri benzer fiyatlara sattıklarını bildiğimiz için zaten. Yavuz bir kere ticaretin doğasına eşyanın tabiatına aykırı yaptıkları açıklama. Şimdi Tarım Kredi Kooperatifi'nin Tarım Kredi Marketleri'nin dükkan açtıkları yerler kiraları ödedikleri ücretler, istihdam kapasiteleri ve maliyetleri vesaire maliyetleriyle dediğim gibi diğerlerin yüksek gelir grubuna hitap eden isimlerini veremiyoruz. Daha lüks bilinen mesela bir pahalı bilinen, lüks değil de pahalı aynı malı satıyor aslında da semti itibariyle lüks denilen daha pahalıya satan marketin maliyetleri bir mi? Aynı ürün ikisinde aynı fiyata satılabilir mi? Yani eşyanın doğasına aykırı. Aynı ürün. Şu bardak. Aynı üreticiden çıkma. Bu marketlerin her birisinde ayrı fiyata satılır.
Olabilir, evet. Maliyetleri bir değil. Ya da satış politikaları farklıdır. Satış politikaları, kar politikaları. O da farklı istihdam olabilir. İstihdam politikaları. Bir sürü politikaları. Sonuçta adam yani bu iş yapıyor. Üç harfliler minimum istihdamla, minimum kira ödeyecekleri noktalar seçerek ve çok düşük kar marjlarıyla çalışma esasına dayanıyor. Sürümden kazanmak için. Daha kalabalığa satıyorlar, sürümden kendilerince kazanıyorlar. Öbürü öyle değil. O daha dar bir kesime ama alım gücü daha yüksek bir kesime hitap ediyor. Daha pahalı yerde dükkan tutuyor, daha yüksek kira ödüyor. Daha fazla insan çalıştırıyor hizmet kalitesi bakımından. Tarım kredi nasıl çalışıyor? Talimatla. Efendim? Tarım kredi nasıl çalışıyor? Talimatla. Şimdi tarım kredi diyor ki, tarım kredi diyor ki 500 liraya çıkart diyor Cumhurbaşkanı. Ben diyor bu aynı malı üst segmentteki şeyden daha ucuza satıyorum. Yok bir de ondan pahalıya satacaktın. Üç harfliden, senin rekabet edebileceğinden daha ucuz mu değil mi? Hadi ona gidip bakalım yani. Zaten ona bakıyoruz biz. Ona da itiraz ediyor. Orada da diyor. Yuvarlak dil var. Yuvarlak dil var ama değil. Hepsine değil. Ama ben ona diyor, da itiraz ediyor. Diyor ki aynı malı diyor değil diyor. Bunlar aynı diyor kendi ürettikleri diyor şeyi diyor. Bizim diyor markalı ürünümüzle şey yapıyorlar diyor. Ben ona da itiraz ediyorum. Burada doğru bilgi vermiyor. Asıl mesela rahatsız edici olan o. Koskoca sonuçta devletin bir kurumu bir şey söylüyor bize. Doğru olması lazım değil mi? Biz peki gözümüzle gördüğümüze mi inanalım? Yoksa onun açıklamasına mı inanalım? Ya gözümüzle gördük arkadaş. Çay markasını vermiyorum. Orada kaç paraysa gittik 3 harflerde de 1 lira ya da 50 kuruş farklı. Aynı marka. Aynı gramaj. Açıklamada çay örneği veriyorlar biliyorsun. Aynı marka. Diyor ki benim sattığım çayın başka bir alt markası alt diyor. Markasını benimki bilmem üst marka. Alt aynı markasını marka. Benle kıyaslıyorlar. Aynı marka. Zeytinyağı, zeytin. Aynı marka, aynı gramaj. Gözümle gördüm diyor. Gözümüzle gördüğümüze emin olalım. Yapılan açıklamaya emin olalım. Ya burada sorunun daha büyük olduğunu göstermiyor mu bu? Kendisini kurtarmaya çalışıyor ama yanlış bilgi vererek. Yanıltıyor yani. Açık yanıltma var burada. Üstelik çok özür dilerim. Üstelik şunu da yapabilir. Bugün akşam hükümet, yetkililer Tarım Kredi Kooperatifini arayıp dumping yap. %35 indir bütün fiyatları diyebilir. Niye demiyorlar merak ediyorum. Zaten bilançoda zarar ediyor görünmüyor mu? Etsin. Daha hayır, fazla etsin. Tarım Kredi hali hazırda zaten, evet, zaten büyük zarar aynen. ediyor görünmüyor mu? Ya öbürü %3-4 de olsa, minimum da olsa, küçük düşük çünkü de olsa ticari işletme o. Ticari işletme. Sen bir de diyorsun ki ya benim fiyatlarım onlarınkinden daha pahalı değil. Ama zarar ediyorsun. Peki tüccar adam niye zararına satış yapsın? Nasıl ayakta duracak? Ya yani, zararına sattırarak sütçüyü, besiciyi iflas ettirdiniz. Yani bütün marketleri de iflas mı etsin? Batsın mı hepsi ya? Ya batarsa da batsın. Gerçekten bu işler o kadar acayip bir şey oldu ki. Batarsa sanki, batsın olur mu? Hepimiz batarız. Tabii. Ya, hayat, ekonomi... Şunu söylemeye çalışıyorum. Ya sanki marketin belli bir fiyatın üstünde ürün satmasını savunan insanlar pozisyonuna da düşürdüler ya. Ya o ben, acayip bir şey ya. Ben serbest piyasayı savunuyorum. İstediği alma git ucuza al. İşte zaten, ben öyle yapıyorum. Kazıklanmamaya çalışıyorum. Bunu zaten bakıyorsun şey yapıyorsun. Ben serbest piyasa olsun. Ben bulabileyim. Seçeneklerim olsun. Ben gidip kendime en uygun ben diyorum ki Tarım Kredi Kooperatifi niye 135 dumping yapmaz? Yapsın. Enflasyon düşmez mi? Herkes oradan alışveriş yapmaz gene, mı? O parayı gene biz ödemeyecek. Tamam bize ödeyelim. Ödeyelim. Bizim cebimize yansımayacak. Niye yapmaz mesela şu anda? En azından bu açıklaması bir zemine oturabilir. Bunu da yapmıyor. Peki. Aynı fiyata satışına devam ediyor ve işte ucuz satıyorum diye. Üstüne bir de zarar ederek yapıyor bunu. Peki yani. Yavuz. Efendim? 38 OECD ülkesi. Sen bu önerimi beğenmedin. Efendim? 135 indirim önerimi beğenmedin. Yok sen bizim... Ben de çanımıza ot mu tıkayacaksın? Ağanın eli tutulmaz. Ocağımıza, %35 değil %50 yapsın. Ocağımıza incir mi dikeceksin? Ha. Ya o %35 dönüp bizden çıkacak. Çıksın. Ya. Çıksın ben, ya. Ben arkadaş... Neler çıkmıyor ya? Orada ucuz, o da çıksın oradan yani. Bunu yaparlar. %35 daha ucuz dolayısıyla zararına satıyor görünür. Millet ucuza aldığını zanneder. O %35 vergi sonra yol süreliklik olarak geri döner %50 ona. Olarak ruhu bile duymaz. Yani... Evet. Yavuz onun için ama bu çok tehlikeli bir öneri. Hayır ben yükseltirsin el yükseltirsin diye. Ya şey denize sarılan zarar ziyana da sarılabilir. Denize evet. düşen zarar evet. ziyana sarılabilir. Bunu göze alabilirler. Bence yapsınlar ya. %50 yapsınlar. Belki bir dönem en azından insanlar bayram eder fiyatlarını. Böyle saçma oldu ya. Bütün kalbim. Tam bu da komünist öneri oldu yani şey. Adı nedir? Sovyet şeyiyle piyasa anlayışıyla, ekonomi anlayışıyla
Ulaşamayan varsa bir dönem bayram eder diye söylüyorum. Yani iyi bir şey sonuçta. Hala ısrar ediyorsun. Buyurun. O 38 OECD ülkesi arasında sen de sonuçları düzeltmeye çalışıyorsun. Sebepleri ortadan kaldırsana. Canım sebepleri konuşuyoruz bunun zaten. Kaldırsınlar diyoruz. Daha kötü yapıyor bu durumu. Tabii. Bak örneklerini kaldırsınlar diyoruz onu. Yani o konuda bir şeyimiz yok. Yani sende fikir ayrılığımız yok. Ben ama ya madem zaten öyle... Zaten sesim zor çıkıyor bak kız. Madem öyle... beni. Peki. Gelelim OECD. Bu ne? Bu iyi bir şey yani. Türkiye sanki ileride görünüyor bütün dünyadan. Ben bir ileride görüyorum Türkiye'yi burada. Nerede? Biz birinci miyiz? Orada bir görünüyor Türkiye. Sığmamışız galiba. Dünya birincisi. OECD arasında dünya biz birincisi. Biz sığmamışız. Bak bizimkini kesmişler. Devam evet. ediyor. Öyle. Evet. Yani devam ediyor. Evet, evet. Siz çünkü sığmamış şeye. Biraz uzun. Ne listesi bu? Sanıyorum 38 OECD ülkesinin enflasyon Ekim ayı gıda yıllık evet. enflasyon oranı %99'da birinci biziz. Evet. Ne diyor bugün Merkez Bankası Başkanı? Gıdada diyor enflasyon diyor hallettik diyor. Yavuz bunu halletmezsen marketlere zararına satış yaptırarak çözemezsin pahalılığı. Bunu halledeceksin. Bu niye böyle? Bu niye? Yanlış politikalar buna yol açmadıysa bu niye böyle? Şimdi hep deniyor ya bütün dünyada enflasyon var. Onun için Türkiye'deki hatta oradaki raflar boş. Değil mi? Bugün önceki gün yine Cumhurbaşkanı söyledi. Bütün dünyada en temel aileyi, insanı ilgilendiren şey gıda ve gıda enflasyonunu adam koymuş buraya. %99 dediğin çok kritik uzadığı için veremiyor. Normalde yani, tabii şeye sayfanın sınırlı. Dışına çıkıyor. Değil mi? Altındaki çünkü 42. Yani onu gösterebilmek için böyle bir şey yapıyor. Onlar sanki çok yakınmış gibi birbirine. Evet. En altta bizim bir altımız bizim yarımız kadar. Yarımızdan daha az. Yani. O Macaristan. Onun altında Ukrayna mı var? Sen Litvanya var anladığım kadarıyla değil mi? O Litvanya 33. Aşağı doğru iniyor işte. Yani en altta neresi var? İsrail. %4.8 artmış bir yılda gıda enflasyonu %4.8. Yani adam yaşamamış bile öyle bir şeyi. Biz Yavuz bu gıda enflasyonu Yeni Zelanda 6.5 falan bu yani. Gıda enflasyonu, bu politikalar, bu ucuz market savaşları ve dostlardan 3-5 milyar dolar para toplayarak şahlanışa geçmişiz. Bize deniyor ki tekrar yeniden bir şahlanışın içindeyiz. Türkiye yüzyılı başlatıyoruz bununla. Dünyaya ağalık edeceğiz. Para başkasının ama. Ya bu dostlar bize para verecekler. Biz dünyaya ağalık edelim diye. Kendileri niye etmiyorlar? Yani o para onların. Onlarda daha fazla var. Onlar bize verecekler Türkiye yüzyılı dünyaya hakim olsun diye. Bizim çağımız, bizim devrimiz, bizim yüzyılımız başlasın. Bizim borumuz dünyada ötsün diye. Ya kim kime bunu yapar? Kardeş kardeşe yapar mı? gerçeklerle... Asıl gerçek bu. Bir an önce... Ya beceriksizliği ortaya koyan bir şey bu. Bir an önce yüzleşmezsek eninde sonunda yüzleşiyoruz. 10 yıl sonra bile olsa ipleri koparma lazım olur gerçeğiyle. Mısır'da, Suud'da, Suriye'de, emirliklerde yüzleştik. İsrail'de yüzleştik. Şimdi diyor ki iktidar ya sonsuza kadar küslük olmaz. Sonsuza kadar tek çizgi, tek yönlü dış politika olmaz. İyi de bunu anlamak için 10 yıl mı geçmesi gerekiyordu? Yani bu ekonomik 10 yıl sonra mı akıl başa gelir bu yani? Bu ekonomik programda da yani bir faiz, enflasyon, faiz sebep, enflasyon neticedir. Tezinin yanlış olduğunda 10 yıl seçimden sonra 10 yıl değil. 10 ay sonra diyor ya ölmesin. Biz ölmeyiz de ekonomi dayanır mı? Dolar dayanır mı 6 ay? Biz yemezsek eti, peyniri, muzu gizli gizli yemezsek 6 ay. Bırak yani 3-5 gün, 3-5 haftayı. Biz ölmeyiz de kuru ekmekle de gideriz. Fakat ekonomi dayanır mı? Dolar dayanır mı? Seçime kadar dayansa seçimden sonra ne dayanır olur acaba? Mı? Bu baskıladığın fiyatlar dayanır mı? Sonra ya meğer yanlış yapmışız diye bu anlaşılırsa ödeyeceğimiz fatura, bugün bu gerçekle yüzleşirsek ödeyeceğimiz faturaya kıyasla ne olacak? Bu ertelemenin, kim, bu ötelemenin... Kim ödeyecek bu faturayı? Efendim? Kim ödeyecek bu faturayı? Yarın para bulmak zorunda kalırsan, bir takım anlaşmalara imza atmak zorunda kalırsan, mecbur kalırsan... Yine sen ödeyeceksin, ben ödeyeceğim, vatandaş ödeyecek. Bu, diyor ya 2500 liradan 4500 lira oldu benim maaşım çok iyi diye. Dostlardan borçlarla Merkez Bankası rezervleri yeniden yükseliyor. Döviz sıkıntısını aşıyoruz demişti Cumhurbaşkanı.
Merkez Bankası Başkanı da dünyada en fazla rezerve artan ülke biziz diyor. Ya borç da arttırmışsın, ölünecek bir şey be be. Yani insaf hala eksi 46. Cumhurbaşkanı Erdoğan hala eksi 46. Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki dünyada en fazla büyüyen 3-5 ülkeden birisiyiz. Doğru. %5 büyümeden bahsediliyor. Bakan Nebati Ocak ayında söylemişti bu senenin başında. Ya Türkiye'yi büyüme beklentim iyi. Türkiye'yi kendi haline bıraksan %5 büyür demişti. Ya bu bize başarı olarak gösteriliyor. Üstelik diğer ülkeler sanki kafaları hiç çalışmıyor. Mesela bıraksa ekonomiyi büyümeyecek. Anlamıyorlar gibi. Bu işten. Faizi yükseltiyorlar bile. Tüketimi kızıştırarak, ekonomiyi kızıştırarak onlar büyümeyi bilmiyor sanki. Tam tersine soğutmaya çalışıyorlar. Çünkü enflasyonu indirmeye çalışıyorlar. Çünkü ekonomideki en büyük ahlaksızlığa son vermeye çalışıyorlar. Çünkü dar gelirlinin canına hot tıkayan bu meseleyi kapatmaya çalışıyorlar. Milletin cebinden yasal para çalan bir şeydir sistem. Enflasyon. Ve Demirel söylemişti, Batı'da bir numaralı sorun kabul edilir. Çünkü toplumlarda ahlaksızlığı teşvik eder. Toplumları bozar, yozlaştırır. Diye.